Kadir Gecesi'nin Fazileti Kadir Gecesi çoğu senelerde Ramazan'ın 27. gecesinde bulunur. Allahu Teala şöyle buyurdu. Gerçek biz onu Kur'an'ı Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Suresi 1. Ayet Keşaf sahibi şöyle demiştir. Kadir Gecesi, bütün işlerin o gece takdir edildiği gece demektir. Nitekim Allahu Teala şöyle buyurur. O bir gecedir ki, her hikmetli iş, nezdimizden bir emirle o zaman ayrılır. Duhan Suresi 4. Ayet Bazıları, bu gece diğer gecelerden daha şerefli olduğu için Kadir Gecesi denildi demişlerdir. Hak Teala, Kadir Gecesinin şerefini sana bildiren nedir? Sen onun faziletinin sonucuna, kadrinin yüceliğine ve nihayetine erişmedin. Fakat biz sana kadri beyan edelim. Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. Onda melekler ve ruh iner de iner, buyurdu. Kadir Suresi 2 ve 5. Ayetler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, İsrailoğullarından kimseye bin ay ibadet etmeyince abid demezlerdi, buyurdu. Ashab-ı Güzin, Rahmetullahi aleyh ecmain, işitince üzüldüler. Bunu kim yapabilir, dediler. Bunun üzerine Allah Celle Celaluhu, Kadir Suresini gönderip, o gecenin kadrini bildirdi. Böylece Allah Celle Celaluhu, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine o bin aydan hayırlısını verdi. O gecede melekler ve ruh iner. Burada ruhtan maksat Cebrail aleyhisselamdır. Rablerinin izniyle her bir iş için o gece tan yeri ağarıncaya kadar bir selamdır. Ayetindeki her bir emirden maksat, kullar üzerinde bir yıldan bir yıla takdir olunan bütün işler ve amellerdir. Selam demek melekler o gecede müminlere uğrar, selam verirler demektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim Kadir Suresi'ni okursa Allah Celle Celaluhu o kişiye Ramazan ayını oruç tutmuş gibi ve Kadir gecesini ihya etmiş gibi sevap verir. Yazıcıoğlu Ahmet Biçan, Aşıkların Nurları, sayfa 375. 1 Haziran Mevlana takvimi.